Hepinize selam. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Team Orphs diye bir şey oyun oynuyoruz. Yeni seri arkadaşlar bulacak. Savaş Türkiye olarak savaşacağız. Müttefikte Turan Birliği ile de oynayabiliriz arkadaşlar. Bu ilgiye ilgi gelirse. Veya Türkiye serisi bitince arkadaşlar Kazakistan, Uzbekistan, Rusya falan gibi Amerika gibi diğer ülkelerle de oynayabilirim. Arkadaşlar bugünkü hedefimiz Yunanistan'ı yenmek, Ermenistan'ı da yenmek. İkisini de alacağız, güçlenip. Şimdi günü geçecektiniz arkadaşlar. Sesini kapatayım şunu azıcık. İlk arkadaşlar, ben zaten şu anda arkaya küçük böyle birazcık ses koyacağım savaş zamanlarında, güzel olacak. Şimdi askeri tıklayınca, şimdi askerlerimiz açıldı. Azıcık asker alalım. Tamam da. Birazcık daha güçlenerek burada Yunanistan'a saldırmayı düşünüyorum. Ama şu iğrer arkadaşlar bayağı sıkıntı olacak. Ben kaç kere oynadım, geldim arkadaşlar. Yunanistan'ı yendim. Oradan gittim. Suriye'yi, Irak'ı yendim. İran geldi, bana savaş açtı. Yapacak bir şey kalmadı. Bir de şu. Yani hiç kimseye savaş açmazsanız arkadaşlar. Mısır geliyor buraları, buraları alıyor. Sizi yok etmeye çalışıyor. Bana bir kere oldu, zar zor yok ettim onları ama bizi yok ediyorlardı. Şimdi bir tane daha gün geçelim. İlk ekonomimizi güçlendirmeliyiz. Şuradan hemen ekonomimizi güçlendirelim arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Yerel ticaret merkezi 10 seviye oldu. İyi yaptı. Şimdi tarımı da güçlendirelim. Bir dakika arkadaşlar. Şurada tahıl, petrol üretimini hızlandırıyorsunuz falan. Katkı yapıyorsunuz. Şu tarım çok çabuk bitiyor. Yani bunu güçlendirmeyi sakın unutma, sakın unutmayın. Bir de başka ülkelerden borç alabiliyorsunuz. Dış kuvvetlerden borç al. Diyor ki kredi kodu. Şemsiye kredi kodu olunca, yani birazcık bir iki ülke falan fethedince diğer ülkelerden borç alabiliyorsunuz. Hem bir gün geçeyim. Ben şöyle bir durayım arkadaşlar, geleceğim. Evet arkadaşlar, geldim. Hatta sesim değişmiş olabilir. Çünkü boğazım kurumuş, dedim. Su içtim, hemen geldim. Şimdi sesim daha net geliyordur arkadaşlar size. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bu seriye ilk gün gelirse Turan Birliği'nin oynarız. O daha güzel olur, daha eğlenceli oluyor. Şu yeraltı kaynaklarımızı güçlendirelim azıcık. Arkadaşlar bu bir seri de olacak zaten, bu seri yeni seri diye video gelmiş diye demiştim size. Bu seri, bakın ben bunu bir kere oynamıştım arkadaşlar, tüm ülkeleri ele geçmiştim. Şu İngiltere'yi maşallah yok edilmiyor. Şurayı ele geçirmedim. İngiltere'yi vurdum ama bug oldu orada. İngiltere'yi fethedemedim. Sonra geldi şu küçük ülke İrlanda mı? O geldi, İngiltere'yi yok etti. Ben de onu yok ettim. Öyle yok ettim. Ama benim bir de şu Almanları da yenmemiz lazım. Şuradan gideceğiz. Şuraları 3 tane toprağı ele geçireceğiz. Buradan gideceğiz arkadaşlar. Libya falan dinlemeyeceğiz. Hepsini de geçirdikten sonra şuradan alacağız. Fransa'dan Almanya'ya falan filan gireceğiz. Plan böyle. Şimdi ağaca güçlenelim. Arkadaşlar yani pazartesi cuma günü pazartesi ay diyemedim ya. Arkadaşlar cumartesi ve pazar günleri video gelecek ama bugüne 3 tane video çekeceğim. Yarın ondan sonraki gün montajlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu seriyi 2 tane bölüm çekeceğim bugün. Yani ikinci diğer pazartesi de bunun ikinci bölümü veya filan gelecek. Kabul edin. Şimdi diyor ki müttefik. Ne diyor burada? İngilizce yazdığı için. Ne diyordu? Hangi ülkeydi bu? Unuttum. Neydi? Gürcistan, evet. Gürcistan dedi ki bize müttefik ol. Arkadaşlar bundan gelince kabul edin tabii ki de. Çünkü savaşa, onlarla savaşa girebilirsiniz ama arkadaşlar savaşa girince size para veya başka şeyler verebiliyorlar. O yüzden hep kabul edin bence. Şimdi 4 dakika olmuş ve biz çok güçlenemedik. O yüzden arkadaşlar daha hızlı güçlenmeye yapacağım ve bugün yenmemiz lazım bizim şu Yunanları. Ve ucu uzun olur, ben uzatacağım çünkü böyle uzun olacağı için ben ucu videoyu durdurayım. Yunanistan'a savaş açacak kadar güçlü olunca gelecek. Evet arkadaşlar geldim. Bayağı bir güçlendik.
Bakın gördüğünüz gibi şunları fulledim. Askeriyeleri fulledim. Savunma sanayisi falan. Şu ne derseniz hemen söyleyeyim. Arkadaşlar bak bu 250 bin verince arkadaşlar. Şurada kaç bilmiyorum ama 1000 asker direkt size geliyor otomatik olarak. Her gün geçtiğinizde. Aslında ay ama ben bunu gün diyorum. Yani öyle oluyor asker. Yani halkınız aslında halk askeri gidiyor öyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bayağı güçlendik. Askerimiz çok güçlü olmasa da. Burada 34 bin asker birikmiş. Hemen alalım. Toplam kaç bin askerimiz var? Hemen bakalım. İşte ordular demeye geçiyor. Toplam 800. Bayağı azmış askerimiz. 1 milyon olması lazım ya. Bu arada arkadaşlar. Ay. Hastayım. O yüzden yani hasta hasta video çekiyorum. Like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Bugün çünkü 3-4 tane video çekeceğim yani arkadaşlar. Like'ı çok görmeyin ya. Atın bir like be. Hadi güveniyorum size. Like atın abone olun be. Yoruma da istediğiniz oyunları yazmayı unutmayın yine. PUBG yazmayı. PUBG hayır PUBG yok. PUBG belki. Büyük ihtimal çekmem. Yani yüzde hadi tam %80 oranı %70 yok ya %70 oranında çekmem. Yüzde kaç kalıyor? %30 oranında çekerim herhalde. Aynen %30 oranında çekelim, %70 oranında çekmem bilmiyorum öyle bir şeyler işte. Şimdi ben Yunanistan'a savaşacağım. Birazdan geleceğim arkadaşlar. Azıcık daha güçleneyim öyle. Evet arkadaşlar Yunanistan bizim müttefikimizmiş. Az önce yanlış demişim. Gürcistan şimdi attı müttefiklik. Kabul ettim. Ama Yunanistan müttefikim az önce hatta bana ordu gönderdi. Para gönderdi. Lakin bu hala gerçekte de bize düşmezsin. Bu o gerçeği değiştirmez. Zaten İstanbul neden onlarla gözüküyor? O yüzden sizi yok edeceğiz lan. Arkadaşlar. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Az önce dinlediğiniz şarkıyı beğendiniz mi? Çünkü savaşırken hep bu şarkıyı koyacağım. Ve Yunanistan'ı ele geçirdik ya. İşte bu be. Yok ettik. Şimdi ne demiş? Neydi bu ülkenin? Hep unutuyorum ya. Gürcistan. Heh, Gürcistan. Nedir böyle bir şeydi. Şimdi Yunanistan bizim. Şimdi Suriye'ye girmeyi düşünüyordum. Ve Ermenistan'a. Allah'tan Rusya savaş açmadı. Rusya savaş açtı arkadaşlar. Yenilmiyor adam öyle bir adam. Ben Rusya'nın bu oyunda yenildiğini gördüm kaç kere. Hatta kendim de yendim. Ama nasıl yendim biliyor musunuz arkadaşlar? Dedim Rusya ne yapsın? Bakın Kazakistan girdi. Oradan Çin ona savaş açmadı. Çin onu korumaya çalıştı. Moğollar falan alayı daldı. Mesela şuradaki şu ülkelerin tamamı saldırdı. Rusya'nın şurada küçük toprağı var. Polonya oraya girdi. Ondan sonra arkadaşlar Pakistan ve Hindistan nedir öyle hepsi bir anda Çin'e gelince Çin orada yok oldu. Moğollar şunun yarısını aldı. Gitti Çin'de bu toprakları kaldı. Şurayı aldılar. Çin'de gitti Rusya'nın şu toprağını aldı. Moğol da gitti oradan onu yedi. O onu yedi. Burası hep Moğol oldu şu iki toprak Moğolların. Bir de şurası da Pakistanların oldu. Şurası Hindistanların oldu. Yani şu kısım ise Ukrayna aldı şurayı. Kazakistan hiçbir şey alamadı. Ama o kadar bayağı askeri öldü. Yani Rusya'yı anca böyle yendiler arkadaşlar. Bu kadar yenilmiyor çünkü başka türlü. Ne kadar asker olarsan yolda. Hiçbir şey olmuyor. Bu neydi unuttum ben bunu ya. Neydi? Ha, ilişkilerimiz iyi mi kötü mü? Onu diyor. Şu siyahlar topraklar bizim topraklarımız. Büyük İran'la kötü. Bence de kötü olmalı bir de. Bu Türkiye'ye bakacağız. Yok arkadaşlar. İran'la ilişkileri kötü. Suriye ile kötü. Zaten Suriye'yi al diyorum. Bana ne ya. Amerika'ya hiç bakmaya gerek yok.
sınır arkadaşlar. Şimdi azıcık daha güçlenelim. Ermenistan'a savaşırız. Veya o videoyu bitiririm bilmiyorum. Aa, bir de arkadaşlar bu oyun hakkında size bir şey söylemeyi unuttum. Bir de 3 günlük her 12. ayın mesela şu anda 11 arkadaşlar. Bir dahaki gün 12. ay falan. 3 ay boyunca yani aslında 3 gün oyunda ama ben 3 ay gerçek 3 ay ama şunu 3 gün diye sayıyoruz. 3 ay yani 3 gün boyunca arkadaşlar turizm oluyor. Yani böyle turistler geliyor. Düşman olmadığınız ülkelerden geliyor. Ve size para kazandırıyor. Bunun için de otellerinizi falan güçlendiriyorsunuz. Ama ben ona bir dahaki bölümde yapacağım. Şimdi böyle turizm zamanı geldi. Yani turizm zamanı 3 gün ya arkadaşlar. 3 gün kimse size saldıramazsın ve kimse sana savaş açamaz. O yüzden azıcık güçlenip şu Ermenileri yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yunan neydi lan bunu? Ermenistan'a savaş açma zamanı geldi. Ama ordumuz güçsüz. Yani gördüğünüz gibi Yunanistanlarla savaşta çok büyük asker kaybettik. Askerlerimiz 300 bin falan. Bakalım şuraya. Yok 608 tamam o kadar asker var. Ha burada oğlum. Yani burada bir sürü askerimiz varmış ya oraya göndereymişiz. Bir gün daha bekleyelim öyle alacağım. Videonun başta zaten iki ülkeye bir şeyler yaparız ya videonun başlarına. Bakın arkadaşlar turizm dönemi bitti. Toplam turizm harcamaları 12 milyon oğlum bana verediniz. Toplam turizm sayısı 60 bayağı bayağı gelmiş. Turizm puanı 1. Size gelen turist sayısı 5000. Turizm geliriniz 1000 TL kazanmışız. Yani otellerini güçlendirirseniz arkadaşlar 1 milyon bile kazanıyorsunuz. Şimdi şuraya bir destek. Gün geçmedim ya. Asker maalesef yok. Şunları güçlendirelim. Hazır mısınız arkadaşlar? O zaman şarkı girsin. Arkadaşlar geldim. Ermenistan ben Yunan olana kadar bayağı güçlenmiş arkadaşlar. Yani onları şimdi yenemeyeceğim ama bir dahaki bölümde Ermenistan senin içinden geçeceğim oğlum. Neyse arkadaşlar. Bir de oyunun ismini göstereyim. Siz de arkadaşlar bu sırada like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı sakın ama sakın unutmayın. Şimdi oyunun ismini göstereyim size. Evet arkadaşlar oyunun adı bu. Siz de hemen yükleyip oynayabilirsiniz. Bir arkadaşlar gitmeden önce videomuza like atmayı, abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.